İlk olarak Android Authorization HTTP kütüphanesini internetten indirip kütüphanemize dahil etmemiz gerekiyor. Aynı ismi internetten arama yaparak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu dosyayı indirebilirsiniz. Daha sonra kopyala yapıyorum ve libs klasörünün içerisine, yani library klasörünün içerisine test ediyorum. Bu esasında bizim asenkronize HTTP'ye veri gönderme ve oradan veri alma işlemlerimizi daha pratik yapabilmemizi sağlayan bir kütüphanedir. Daha sonraki ikinci işlemimiz create bölümüne gelip async karakterlerine girip asynchronization asynchronization HTTP client nesnesini bulup buraya bir isim veriyorum ve new asynchronization HTTP client diyorum. Bu işlemi yaparak işlemimizi gerçekleştirebiliyoruz. İlk olarak libs klasörünü jar dosyamıza attık. Daha sonra nesnemizi oluşturduk.